ar olmak mı? Yok olmak mı? Yaşamak mı? Ölmek mi? İşte bütün mesele bu. Ankara'da dünyaya geldim. Hani tabii ki hatırlamadığım bir sürü şey var çocuklara dair. Her çocuk gibiydim herhalde diye düşünüyorum. Hani ağaca çıkmayı seven, oyun oynamayı seven özellikle. Oyun oynarken hiç yılmayan, hiç bıkmayan. Bunun dışında okul hayatı var. Okul hayatında daha çok beni ilgilendiren resim ve müzik dersleri olmuştu ve beden eğitim dersleri olmuştu. Ve o derslerde aldığım keyif bambaşkaydı. Neredeyse oynarken, bahçede oynarken aldığım keyif kadar lezzetliydi. Her çocuk gibiydim diye düşünüyorum. Kimisi yaramazdım diyor. Kimisi akıllı uslu bir çocuktun, nerede duracağını biliyordun diye anlatıyor, tarif ediyor büyükler. Yani bütün çocuklar öyledir diye düşünüyorum zaten, 3 aşağı 5 yukarı. Tabii ki olumlu bir etkisi de var ama bir yandan iş ciddiye varınca babam bunu ben hobi olarak yapıyorum, sen de böyle yapmalısın diyen insandı. Ne yazık ki sahne üzerinde beni görmedi, göremedi. Ama kendisi maden mühendisiydi. Tabii bunun yanı sıra çok hoş sohbet, çok yerinde sohbetler, çok güzel fıkralar, çok güzel öyküler anlatabilen ve kitleler dediğimde eş dostu bayağı böyle tek kişilik bir meddah sunarcasına etrafına toplayabilen. Şunu bir daha anlatır mısın diye insanlar çıkardı. Akrabalar, tanıdıklar, eş, dost. Defalarca ondan dinlemekten keyif alırlardı. Bunun yanı sıra müziğe olan merakı vardı. Akordiyon, keman, işte mandolin enstrümanlarını çok rahat çalardı. Tabii durum böyleyken biz 4 çocukta da, 4 çocuğun ikisinde diyeyim, kız kardeşim ve ben. Kız kardeşim benim ressam. Ankara'da yaşıyor halen. Onun da kişisel sergileri oluyor. Tabii Ankara, İstanbul'a nazaran biraz daha hepimizin bildiği gibi hani sanat orada da gelişiyor, güzelleşiyor. Hatta ben de orada doğdum ve oradaki konservatuara gideceksin az kalsın. Sonradan işte İstanbul Devlet Konservatuarı oldu. Ankara bu anlamda biraz daha az yürüyor. Yani kapılar açmak Ankara'da daha zor. Ama ona rağmen kız kardeşim Ankara'da resim hayatına devam ediyor. Ben de işte tiyatrocu oldum. Diğer 2 kardeşim, bir tanesi sosyolog, bir tanesi elektrik mühendisi. Onlar Orta Doğu'yu bitirdiler. İşte babamın dediği oldu aslında, 3 aşağı 5 yukarı. Tabii her şey Ankara'da başlıyor. Yani Cumhuriyet tarihinden sonraki dönemde tiyatro, Karl Ebert'ler geliyor. İşte Ankara o anlamda büyük bir çıkış yapıyor başkent olarak. Dolayısıyla da bütün her şeyin klasik anlamdaki klasik opera, bale, işte klasik müzik, bütün her şey orada başlıyor, Cebeci'de. Dolayısıyla Ankara'nın öyle bir özelliği var. Olmaya da devam ediyor ama tabii İstanbul'da da bütün bunlar olurken İstanbul'da da başka şeyler, işte şehir tiyatrosunun, belediye tiyatrosunun, özel tiyatroların coşkusunun olduğu bir kent. Daha hareketli, daha cıvıl cıvıl, işte daha karma bir kent İstanbul ve o özelliğiyle tabii İstanbul'da da bambaşka yaşamlar, bambaşka dünyalar kurulmuş. Ankara daha sistemli bir şekilde gidiyor dolayısıyla diye düşünüyorum. O sistemi biz de
İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı'nda. O sisteme yakın bir sistemdi bizimki de. Müşfik Enter'di hocamız. O da Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun. İşte Zeliha Berksoy aynı şekilde. Semra Karlıber aynı şekilde. Haluk Kurdoğlu gelmişti. Şimdi tabii Müşfik Hoca hayatta değil. Rahmetli anlıyoruz. Haluk hocamız aynı şekilde rahmetli anlıyoruz. Öyle. Ben tabii ki hocalar yön verir. İnsanın kendini yetiştirmesi çok önemli diye düşünüyorum. Hani derse de gidiyorum. Mimar Sinan'a gittim uzun yıllar. Şimdi diyorum tiyatro bölümüne. Oradaki arkadaşlarımla da en çok paylaştığım, yani biz size hani şırıngalayıp oyuncu ol diyemeyiz. Öyle bir şey yok. Siz kendinizi yetiştireceksiniz. Ben kendimle de uğraşırken konservatuar hayatımda hani ders olduğu zaman hani benim için bir ödev hazırlama gibi bir pozisyona düşürdüğüm zaman keyfi kaçıyordu her şey. Bence bütün dallar için geçerli olabilir söylediğim. Dolayısıyla kendin için yapacaksın her şeyi. Tabii ki karşında bir hoca var ve yılların tecrübesine sahip. Ona da sunacaksın. Çünkü o senin ilk seyircin belki. Bütün samimiyetinle ona sunacaksın. O da bütün samimiyetinle sana geri dönecek. Böyle bir alışveriş olması gerekiyor. Ben kendimi o anlamda şanslı hissediyordum. Çünkü hocaların karşısına hep böyle çıkmaya çalıştım en azından. Bu duyguyla çıkmaya çalıştım. Onlar da samimiyetime karşılık verdiler her zaman. Şimdi ben de tabii aynı şeyi belki başka yöntemlerle paylaşıyorum genç arkadaşlarımla. Bütün çabam da o. Bu bana da iyi geliyor. Umarım onlara da iyi geliyordur. Sen benim kim olduğumu bilmez mi oldun ha? Yok, bilmez olur muyum? Kocanızın, kardeşinin karısı. Bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken kim ister bütün bunlara katlanmak, ağır bir hayatın altında inleyip terlemek, ölümden sonraki bir şeyden korkmasa insan? Bense ne yapıyorum ben? Ben pısırık, ben uyuşuk, ben aşağılık köle. Bulutlarda sürtüyor dalga geçiyorum. Ağzımı açmadan, açamadan. Bizim yola çıkışımız aslında tek kişilik diye yola çıkmadık. Ben bundan 14 sene önce Işıl Kasapoğlu'nun 93 yılında tanıştım. Her şeyden önce onu söyleyeyim. Işıl Kasapoğlu'yla Diyarbakır'daydım o zaman. Diyarbakır bölgesinde ikinci yılımdı. Evet. İki ya da üçüncü yılım, 93. Üçüncü yılımdı. Işıl Kasapoğlu geldi ve Makbet'i yapacağını söyledi Diyarbakır'a. Biz şaşkınlıktan ölecektik. 12 kişiden oluşacaktı Makbet. Işıl'la tanışmamız oydu. O, tabii sonra yıllar yılı devam etti. Sürdürdük karşılaşmalarımızı. İşte ondan önce 99 yılında Cyrano de Bergerac yaptık. AKM, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Gerçekten büyük ilgi topladı. Cyrano belki bir daha çok istek var. Belki bir daha bir gün seyirci karşısına çıkarım diye düşündüğüm bir oyundur. İşte yine bir sürü çalışma oldu peşi sıra. Ben 14 yıl önce Işıl'a işte ya dedim Hamlet yapmak istiyorum dediğimde bana baktı, senden artık Hamlet olmaz dedi. Öyle deyince yutkunarak vazgeçtim. İşte bundan 4 yıl önce de ben Işıl'a tekrar gittim, Makbet yapalım dedim. Sana dedi ki Makbet Ankara'da oynanıyor, Hamlet yapalım dedim. Ne oldu dedim ben 14 yıl önce. Hamlet demiştim, hayırdır, sen bırak 14 yıl önceyi dedi. Ve şöyle bir karar aldık. 6-7 kişiden oluşan bir Hamlet. Ve ayrıldık. İşte bu aylar
ve hepimiz tatile gideceğiz. Işıl da ben de. Işıl nitekim Marmaris'e kaçtı. Ben Ege tarafına gidiyorum her yaz. Zeynep Avcı o Bodrum'da yaşıyor. Yani öyle ara sıra çıkarıp Hamlet'i nasıl olur, nasıl gider bakınırken yani baktım 6 kişiyle olabiliyor. Işıl'la da telefonlaşıyoruz işte diyorum çalışıyorum ben de kendimce diyorum 6 kişiyle oluyor diyorum. Zeynep Avcı da çalışıyor. Zeynep Avcı ondan sonra bir tane omurga çıkardı bize. Baktım çok güzel. Dedim bunun üstünde gidilebilir Işıl. 6 kişiyle de oluyor. Yine baktım, tazeledim dedim. 6 kişiyle oluyor. Tamam dedi. 10 gün sonra Işıl bir daha aradı. Ben dedim okuyorum bu metni dedi. Tek kişilik okuyorum Bülent dedi. Sanki Zeynep Avcı senin için yazmış. O zaman Işıl'cığım dedim sen oynarsın, ben yönetirim dedim. Sinirlendim çok. O tamam dedi öfkelenme, sinirlenme. Senin dediğin olur. 6 kişiyle de yaparız. Ben sadece fikrimi söyledim dedi. O akşam Hamlet'i tekrar okudum. Ama tek kişilik okumaya başlamıştım. Ve öyle bir hazırlık içine girdim. Baktım gidiyor ve zevk alıyorum. Yoksa bu bir iddia değildi. Bu kendiliğinden oluşumları ben çok seviyorum. Çünkü o zaman kalbinizin sesini, ruhunuzu dinlemeye fırsat buluyorsunuz. Ve bunun için de böyle çok büyük bir çaba göstermiyorsunuz. Hani patinaj yapmıyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz ama bu yerinde sayan bir durum olmuyor. Biz provaya başladığımızda çok kolay ilerlemeye başladık. Kolay ve zevkli. Çok zevkli provalar yaptık. Prova dönemi çok önemlidir oyunlar için. Orada aldığınız her zevk, her umut seyirciyle karşılaştığınızda başka elektrikler alacağınızı hissettirir size. Hamlet de öyle oldu. Tabii ki korkmadım diyemem. Her şeyin içinde korku var ama korku bir süre sonra sizin peşinizden gelmiyor, sizi terk ediyor. Korkularınız azalıyor ve işte herhalde o da 200'e yaklaştı oyun sayısı. Çok güzel gidiyor. Onunla da işte en son bu sezon Isparta'ya gittim. Antalya'ya gittim turneye. Isparta'yı çok merak ediyordum. Üniversitedeydik. 650 kişilik bir salon vardı üniversitenin. Çok güzel bir salonu vardı. Şaşırdım. 650 kişilik büyük bir salonda da Hamlet'i ilk kez oynayacaktım. Çünkü daha minyatür bir Hamlet'imiz var bizim. O salonun merdiven boşlukları da doldu. Ve 850 kişi izlediğini söylediler bana. Müthiş bir duyguydu. Bütün öğrenciler ayaktaydı. Ve şimdi Hamlet'le önümüzdeki yıl bütün Anadolu'yu dolaşmak istiyorum. Amacım o. Valla aslında tabii ki ülkemiz beni de bazen şaşırtan bir ülke bu ülke. Çünkü coğrafya olarak baktığınız zaman çok böyle geniş yelpazeli, hareketli, enerji seviyesi çok yüksek. Zaman zaman patlayma derecesine bile gelebiliyor. Böyle bir ülkeden bir sürü şey çıkabilir diyorsunuz. Sadece oyun yazarı değil, bir sürü dalda, bir sürü. Ha çıkmıyor değil. Onu da antiparantez söyleyelim. Çünkü çok iyi filmler çıkıyor, çok iyi yazarlar çıkıyor. Kimisini takip edemiyoruz. Bizde de belki bunda kendimize de soru sormamız gereken durumlar var. Genç yazarlar çıkıyor ama şimdi bu tabii bir arz talep meselesi. Siz sahneleriniz, kaç tane sahneniz var İstanbul'da, koca metropolde? Kaç tane tiyatro salonunuz var? İlk önce onlara bakmak gerekiyor. Onlara baktıktan sonra sorular daha cevapları netleşecek. Bu soruların cevapları netleşecek diye düşünüyorum. Bir de
illa yerli yazar mı diye düşünüyorum. Çünkü mesela ben Shakespeare'in Hamlet'i oynarken ben Hamlet'i taklit etmiyorum. Hamlet karakterini, Ophelia karakteri, anne karakteri, Gertrude, işte kral, Polonius, Laertes, bunları ben taklit ettiğimi düşünmüyorum. Ben bunlar benim coğrafyamdaki insanlar, mezarcı diye düşünüyorum. Çünkü ben ancak bu coğrafyadaki enerjiyi biliyorum kendimde. Yani dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Hamlet'i herkes bildiği için biraz daha şablon var belki kafasında ama profesyonelde sanki yerli oyunu izliyor gibi seyirciler. Bunun nedeni ben bu coğrafyanın insanından yola çıkıyorum. Yani benim başka da yola çıkacak bir malzemem yok. Taklit çok kötü bir şey. Zaten o zaman işte suyunun suyu oluyor. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi. Oyun aslında sıradan bir insanla hani bir aydının hikayesi. Aslında bu sıradan insanın ve aydının problemleri hiç değişmiyor. O kadar çok yere dokunuyor ki Dušan Kovačević yazar. Ve bu dokunuşları o kadar samimi ve yalansız ki siz onu takip ettiğiniz zaman, yani Dušan Kovačević'in oyununu takip ettiğiniz zaman, aynı samimiyetle ve aynı ruhta takip ettiğiniz zaman oyuncu olarak o dokunduğu her şey mutlaka her kesimden seyirciye değiyor. Oyunu böyle anlatabilirim diye düşünüyorum. Konusu bunun sürprizleri var ama çok önemli değil o sürprizler. Başında zaten kendini ele veren sürprizler onlar. Fakat dediğim gibi bu kadar ilgi görmesinin nedenini ben yazarın hiçbir anını boş bırakmamasıyla ilintili olduğunu düşünüyorum. Tabii siz de yazarı takip ederseniz, sizin de hiçbir anınız boş değilse oyun herhalde bir 10 yıl kadar daha devam edebilir. Şu anda 9. yılında. Öyle gider diye düşünüyorum. Bir sürü meslektaşımı da hayrete düşürüyoruz. Yani meslektaşlarım soruyor. Nasıl yani? Bıkmadınız mı yani artık? Hayır, bıkmadım. Çünkü yeni yeni seyirciler geliyor izlemeye. Onlarla paylaşıyorum Dušan Kovačević'i. Dušan Kovačević'i diyorum çünkü yazar çok önemli. Yani o bir dünya yaratıyor. Yani dünya zaten var. O var olan dünyanın içinde başka bir dille, başka bir üslupla belki konular binlerce defa tekrar edilmiş. Yüzlerce defa başka yazarlar aynı konuları belki işlemiş. Zaten konumuz 3 aşağı 5 yukarı hep aynı. Ama öyle bir dil, öyle bir üslup bulmuş ki biz ne kadar ruhen ona yakın durursak oyuncular olarak onun dedikleri, onun söyledikleri direkt buluşuyor. Herhalde başarısı bu diye düşünüyorum. Aynı şekilde Hamlet için de geçerli tabii. Hamlet 450 yıl önce yazılmış bir metin. Ne yazık ki 450 yıl içinde insanoğlu hani teknolojik anlamda belki çok ilerli gibi gözükse de sıkıntılar hep aynı. Benim gördüğüm de şu anda çok uzun soluklu diziler var ama eskisi kadar yok gibi hissediyorum. Ben dizilerin uzunluğuyla değil de şu uzunluğuyla daha doğrusu dakika olarak uzunluğu çok rahatsız edici buluyorum. Bir süre sonra hem bizi çok yoruyor hem seyirciyi gereksiz yoruyor ama seyirci de ne yazık ki karşısından kendisini almıyor. Hani sıkıldım demiyor, önüne gelen her şeyi tüketiyor. Ve sanılıyor ki bu hayat hep böyle devam edecek. Mutlaka bizde tabii bizde öngörü hikayesinden ziyade bir iş nereye kadar giderse oraya kadar götürüyorlar sağ olsunlar.
Dolayısıyla da yani bu hepimiz için sıkıcı. Ben seyredemiyorum zaten yani. Yaptığım işi bile seyredemez hale geliyorum bir süre sonra. Bu da çok iyi bir şey değil. Ama yani ne yapayım? Çünkü bir süre sonra kendini de kandırmaya başlıyorsun. Hani belli ki zaman çalmak için yapılan bir gayret var. Hani kalite değil de zamana nasıl oynarım kaygısı çeken yazarlar. Hani onları da suçlayamıyorum çünkü aynı dert onlar için de geçerli. Bu bence verimsizlik yaratıyor. Geçici bir körlük. Vallahi her oyuncunun yaşadığı problem bence hani genelleşen problemlerden bahsetmek gerekiyor anladığım kadarıyla. Her oyuncu ayrı ayrı problemler yaşayabilir onun dışında. Ama genel problemler mesela ödenekli olmayıp dışarıda kendini var etmeye çalışan arkadaşlarımın en büyük problem genç arkadaşlarımın diye düşünüyorum. Çünkü ödenekli tiyatrolarda artık kadrolar açılmıyor. Belki ödenekli tiyatroların ne olacağı da çok belirsiz. Çok okul var, çok mezun var, çok talep var hala buna rağmen. Bütün bu olumsuzluklara rağmen. Dolayısıyla bir sürü mezun veriyor ve karşılığı yok bunun. Çok sıkıntılı görüyorum insanları ne yazık ki. Çok dokunuyor bana. O yüzden kendi sorunlarımı ma gelmiyor sıra ne yazık ki. Çünkü onları anlayabiliyorum. Sahne yok. İş yok. Televizyon diyoruz, televizyon da yok. Öyle herkes hadi gelin televizyon yapalım demiyor. Bence en büyük problem bu kuşağın problemi. O. İşsizlik. Bunun dışında özel tiyatroların tabii yapısal problemleri var. Ekonomik problemleri var. Yine onlar 50 liradan aşağı bilet satamıyorlar. Bu anlamda belki ödenekli tiyatrolar da onlara sıkıntı yaratabiliyor. Rekabet ortamında sıkıntı yaratabiliyor ama ödenekli tiyatroların bence bu işlevi de çok önemli. Bir yandan onlara hak verirken bir yandan kendi bulunduğum kurumunda ne kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü az önce söylediğim gibi Isparta'ya gidiyoruz, işte Sivas'a gidiyoruz, Rize'ye gidiyoruz, Ordu'ya gidiyoruz. Ve buralardaki insanlar 50 lira veremezler, 100 lira veremezler. Veremeyen insanlar var. Bunlar bir prodüksiyon görüyor. Hayatlarında belki ilk defa tiyatro seyrediyorlar. Bu anlamda bence ödenek tiyatroların çok büyük sorumlulukları var. Bu sorumlulukları üstesinden gelmeleri için de bir sürü bölgede tiyatro açılması, tiyatroya, sadece tiyatro değil sanata yönelmesi çok önemli. İstanbul gibi metropolde de ne yazık ki çok az sahne var. Bu aradaki fark da çözülebilir gibi geliyor bana. Nasıl yapılır? En basitinden devlet yardımı alan tiyatrolar ki bu tiyatrolar daha çok nitelikli oyunlardan oluşan repertuarlar yapan ödenek almayan özel tiyatrolarından söz ediyorum. Bunlardaki bizim aramızdaki fark şöyle giderilebilir. Her bilete onlar da bizim fiyatlarımıza satarlar. Atıyorum devlet tiyatrosu 18 liraysa 20 lira olur. Her Koçan'daki tek bilete devlet yardımını o şekilde ödeyebilir. Birçok şey var da ilk aklıma gelen şey herhalde acısı bende büyük. Acısı da ben ilk konservatuar sınavına hiç hayatımda tiyatro yok bir defa. Hani tiyatrocu olacağım diye bir kafamda durum yok ama müzik çok istiyorum, müziği istiyorum.
Ben ilk Ankara'da, Ankara Cebeci Konservatuvarı'nda sınava hazırlandım. Çok heyecanla hazırlandım. Hatta bir de tanıdık vasıtasıyla beni dinledi o tanıdık sadece. Deva Çolakoğlu, Ankara Devlet Operası'ndan. Deva Bey amcamın komşusuymuş. Dur dedi, seni bir dinleyeyim. Dinledi ve dedi çok güzel dedi, tenorsun dedi. Seni direkt alacaklar, kulağın da çok iyi. Şöyle böyle ah, o kadar uçuyordum ki sınava girdim. Ve ben ilk sınavda elendim. Dediler kulaksızsın sen. Hem elenmek hem kulaksız olmak çok gücüme, çok ağrıma gitti. Ya dedim, ben dedim kendimi ne sanıyormuşum. Demek ki böyleymiş dedim. İşin uzmanları söyledi bunu. Bu benim bu başlangıçtaki en büyük darbemdi. Ama tabii işte az önce de söylediğim gibi ben kendiliğinden olan her şeyi çok seviyorum. Sonra bu çok kendiliğinden değil belki ama benim hiç düşünmediğim, artık bitmişti benim için konservatuar hayatı. İstanbul'da abimin nişanı vardı. Abim böyle tutturdu, dedi ya burada da konservatuvar, bir gez, bir girsene dedi. Gel dedi, gidelim konuşalım dedi. Sınavlar belki bitti, belki bitmedi. Yok diyorum yani, kesinlikle ben bir daha o şeyi yaşamak istemiyorum. Öyle bir acı yaşamak istemiyorum. Çok büyük bir acıydı benim için. Daha tekrarını istemiyorum. Abim dedi korkma dedi ya dedi, bak ben de dedi girdim dedi iki kere üniversite sınavına, şimdi düşürüyorum. Şu isteğim buydu, isteğime ulaştım, elektrikti, sen de yapabilirsin, şu bu alttan girdi üstten çıktı, beni ikna etti. Sonra da hiç ummadığım bir şekilde, ummadığım reaksiyonlar alarak sınavı kazandım. O sınavda da hep sınav arkadaşlıkları kurulur. O kurulan sınav arkadaşlıklarında Sertab Erener vardı. Bu sefer o kazanamadı. Sertab Erener kazanamadı sınavı. Ertesi yıl İstanbul Üniversitesi'nin sınavına girdi Sertab. Ben de ondan sonra o kulaksız denen lafı hiç ağzıma almadım. İnsanları ön yargıyla. Sınavların daha çok şansla ilintili olabileceğini düşündüm. Çünkü 5 dakika içinde, 6 dakika içinde ya da 10 dakika içinde ne kadar neyi anlayabiliriz şu anki halimle bile. O yüzden sınava girmeyi de hiç sevmiyorum. Hiçbir sınava da girmiyorum.